İsrail olası misillemelere karşı hazırlıklar yapıyor ancak Orta Doğu ülkeleri şu aşamada topyekün bir saldırıya başlamadı. Peki Hizbullah tek başına mı harekete geçecek sorusu da bir taraftan soruluyor. Yoksa İran'dan da Hizbullah'a destek gelecek mi ve Hizbullah'ın hedefinde nereler var? Gelin şimdi bu sorularının cevabı için Lübnan'a gidelim. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bizi bekliyor. Hemen sözü kendisine bırakalım. Merve, teşekkür ediyoruz. Bu sizin saydığınız iddialar günden güne dillendirilmeye başlandı artık İsrail tarafında. Çünkü gelinen süreçte İran'dan şu an itibariyle İsrail'e yönelik herhangi bir somut adım atılmış değil. Ancak Hizbullah yoğun bir şekilde misillemelerini sürdürüyor. Ben hemen çekileceğim şimdi. Kameram arkadaşım Aydın Baytar da sizlerle paylaşacak. O sınır hattını bir paylaşalım. Çünkü her an her şekilde bir gelişme yaşanabiliyor bulunduğumuz bu noktada. Hizbullah tarafından misillemeler yapılıyor. Aynı zamanda İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin de aynı şekilde karşılık verdiğini söylemek mümkün. Rimeş Köyü burası, onu söyleyelim. Lübnan'ın güneyindeki en uç köylerden bir tanesi. Bir Hristiyan köyü, 12 Hristiyan köyünden bir tanesi ama İsrail ordu birlikleri zaman zaman işte bu noktaları hedef alabiliyor ve bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. Üst taraflarda evleri görüyorsunuz, vericileri görüyorsunuz. Onun hemen arkası İsrail'in işgali altında bulunan topraklar. Tabii İsrail sadece bu noktaları vurmuyor. 90 kilometrelik bir sınır hattından bahsediyoruz, Lübnan-İsrail sınırından. Diğer bölgelerde de çok yoğun saldırıların yaşandığını da söylemek mümkün. Hatta sadece Hizbullah'la çatışmıyor. Dün sıcak bir gelişme yaşandı. Sayda kentinde, bir liman kenti Lübnan'ın güneyinde, İsrail hava araçları tarafından bir araç hedef alındı ve Filistin mülteci kampında görev yapan Hamas'ın üst düzey yetkilisi Samir El Hac öldürüldü. Diğer iki görevlinin de yaralandığı bildirildi. Tabii İsrail yetkililer tarafından ard arda açıklamalar yapılıyor. Yani bizi kim hedef alacak şeklinde diye ve yapılan açıklamalara bakılırsa da az önce söylediğim gibi ilk etapta Hizbullah'tan bir karşılık bekleniyor. Ama bu Hizbullah'ın vereceği karşılık nasıl olacak? Ateşkes görüşmeleri artık masada, 15 Ağustos bekleniyor. Çünkü Hizbullah bugüne kadar yaklaşık 10 aydır süren bir savaştan bahsediyoruz bu noktada. 7 Ekim 2023'te Gazze'deki katliamla birlikte başlayan bir çatışma süreci var burada. Ta o dönemden bu yana Hizbullah İsrail'in kuzeyini tırnak içerisinde rahatsız edip duruyordu. Gazze'de katliamı durdurun, Gazze'de ateşkes sağlayın, biz de sizi vurmayalım, rahatsız etmeyelim şeklinde de açıklamalar yapılıyordu Hizbullah üyeleri tarafından, Hizbullah yetkilileri tarafından. Tabii şimdi gelinen süreçte artık dengeler biraz değişti. Golan tepelerine yapılan saldırı, İsrail'in bu saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutması, Hizbullah'ın bunu kabul etmemesi ama ardından savaş çanlarının çalması yeni bir sürece girilmesine neden olmuş durumda. Tabii Hizbullah bu Gazze'deki ateşkes görüşmelerini de yakından takip ediyor. Bu görüşmeler ne olacak, nasıl sonuçlanacak? Bundan önceki süreçte de taraflar bir araya gelmişti. Az önce Halil İbrahim de anlattı. İsrail ve Hamas yetkilileri bir araya gelmişti. Nasıl bir ateşkes olacak, kapsamı nasıl olacak onu tabii ki bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir gerçek de var. İsrail bugüne kadar hiçbir zaman uzlaşmacı bir tavır sergilemedi. Her zaman masadan kaçan taraf oldu. Çeşitli bahaneler, komik bahaneler ortaya sundu. Ama gelinen süreçte artık bir taraftan da köşeye sıkışmış bir İsrail'den bahsediyoruz. Eli kanlı Başbakan Netanyahu'dan bahsediyoruz. Hamas'ın elinde halen daha rehineler var. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek bekleyip göreceğiz. O masadan bir uzlaşı çıkacak mı? Ama bilinen bir gerçek var ki Hizbullah Fuat Şükür'ün intikamını almaya kararlı. Beyrut'ta 30 Temmuz'da Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuat Şükür hedef alınmıştı nokta atışıyla. Dolayısıyla o günden bugüne geldiğimiz süreçte Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri iki kez kameraların karşısına geçti. İkisinde de Fuat Şükür'ün intikamının alınacağını dedi. Biz dedi cevap vermiyorsak dedi bu bile dedi İsrail'e verdiğimiz bir cezadır dedi. Ama ona rağmen füze salvolarının sayısı arttı. Düzinelerce füze artık atıyor Hizbullah. Tabii gelinen süreçte anlaşma sağlandığı zaman Hizbullah yine o Fuat Şükür'ün intikamını alacak mı almayacak mı onu bilemiyoruz. Ama yine 10 günlük süreçte özellikle Hizbullah üyelerinin İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere hedef aldığına dikkatimiz çekiyor. Çünkü yapılan açıklamalar o yönde. Her gün farklı farklı noktalara bazen katyuşa füzeleriyle, bazen topçu atışlarıyla, bazen de kamikaze dronlarla, kamikaze İHA'larla saldırılar düzenliyor Hizbullah üyeleri ve bunun görüntülerini de paylaşıyor. Hatta İsrailli yetkililer de açıklama yapmıştı. Hamas bu konularda mahir, yani eylemlerini göstermekte mahir demişti. Yine hatırlayalım, bundan önceki aylarda Hizbullah dronları İsrail'in kuzeyindeki birçok askeri üssün görüntüsünü çekmişti. Sizin nerede olduğunuzu biliyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz, nerede ne karargahınız var, hangi askeri üssünüz var biliyoruz şeklinde de görüntüler kamuoyuna servis edilmişti. Ve artık gelinen süreçte şu an itibariyle sabah saatleri itibariyle bir sessizlik hakim, ama bu hiçbir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir anda Hizbullah misilleme yapabiliyor veya bir anda İsrail savaş uçaklarını havada görüyoruz ve bir noktaya bomba bıraktığına şahitlik ediyoruz. Bölge çok sıcak, takip ediyoruz gelişmeleri. Yeni gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.